Herkese merhaba. Videomuzun konusu 8. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla internet ortamından aldığım örnek bir yazılı sınavın sorularının çözümü olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar, şu ilan edildi. LGS sınavında 8. sınıf için 1. dönem üniteleri yani ilk 5 ünite sorulacak. Ama karne notu olarak geçmek üzere normal 2. dönem yazılılarında ikinci döneme ait konular işlenecek. Şimdi karşınızda gördüğünüz sınav normal şartlar altında LGS sınavı için değil, okul için hazırlanmış bir ikinci dönem birinci yazılı sınavıdır. Dolayısıyla bundan istifade edebilirsiniz. Eğer öğretmeniniz size hayır ben sadece LGS konularından bir sınav yapacağım diyorsa o zaman bu kanalın 8. sınıf oynatma listesinde geçen seneden kalmış olan 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavlarını ve bu sınavda birlikte daha sonra yayınlayacak olduğum ilk 5 üniteden test sınavını yazılı sınavında izleyebilirsiniz. Şimdi fazla da vakit geçirmeden normal 2. dönem 1. yazılı sınavımızın çekimini yapıyoruz. 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı İngilizce sınavı. Birinci bölümde bizden şu isteniyor. Comparative or superlative yani sıfatların comparative dahalı dereceleri ya da superlative enli dereceleriyle boşlukları tamamlayın. Sıfatlarda parantezlerin içerisinde verilmiş. Flying in a hot air balloon bir sıcak hava balonuyla uçmak diyor. Is exciting heyecan verici. Burada ne var? Scuba diving var. Tüple dalış tan dememizi bekliyor. Şimdi şöyle ne diyeceğiz biz? Daha heyecanlıdır. Sıfatlar tek heceli ve çok heceli olarak ikiye ayrılıyor. Çok heceli sıfatları dahalı yaparken önüne bir more getiriyorduk. Dolayısıyla burada yazacak olduğumuz şey de şudur. More exciting, daha heyecan verici. More exciting, den'i de unutmayacağız, den. Neyden? Scuba diving, tüple dalıştan. But motorcycle tour, ama motosiklet turu, on a mountainous road, dağlık bir yolda iz diyor. Şimdi buraya koyacak olduğu şey de en heyecanlısı ama en heyecanlısı bu olacak. Ha şimdi dahalı yaparken çok heceli sıfatları önüne mor koyuyorduk. Enli yaparken de most koyuyoruz. Most exciting. İkinci soruya bakıyorum. Caving is mağaracılık. Risky var sıfat olarak riskli. Water polo su polosundan. Ama base jumping temel atlayışı en risklisi diyecek. Çünkü arkadan of all geliyor. Hepsinin en risklisi. Şimdi eğer sıfatımız tek hece ise biz bunun sonuna er ekliyoruz. Dahalı yaparken. Ve sıfatımız y harfiyle bitiyor ve öndeki harf ünsüz ise o zaman y harfini düşürüp yerine bir i koyuyor. Sonra er'e getiriyoruz. Dolayısıyla caving is riskier diyoruz. Mağaracı daha riskli. Then water polo. Den'i de unutmayacağız. Then water polo. Ama şimdi base jumping temel atlayışı. Ha şimdi tek hecelerde enli yaparken ne yapıyoruz? Sonuna est getiriyoruz. Sıfat y ile bittiği için öndeki harf ünsüz olduğu için i est olacak. The riskiest diyeceğiz. En risklisi. Üçüncü sorudayız. Taking photo of whales. Balinaların fotoğraflarını çekmek. Is adventurous maceralı. Diving var burada. Dalış. Dalıştan daha maceralı diyeceğiz. Adventurous çok heceli bir sıfat. Dolayısıyla more adventurous diyeceğiz. More adventurous. Den dedik. Daha maceralı. Neyden? Diving. Dalıştan. But going on a jeep safari ama jeep safarisine gitmek çölde en maceralısı ne oluyordu? Çok hecelerde en derken önüne most getiriyorduk. Most adventurous diyoruz. Evet. Dördüncü sorudayız. I think bence diyor diving dalış. Interesting ilginç. Yüzmeden diyecek. Gene interesting çok heceli bir sıfat. More interesting diyorum. More interesting. Then. Ve ardından yüzmeden. But underwater hokey ama su altı hokeyi is the most interesting. En heyecanlısı diyeceğim. Most interesting. Beşinci sorudayız. I think bence diyor rafting. Healthy, sağlıklı. Then diyecek. Skiing, kayaktan. But cycling ama pedal çevirme is the en sağlıklısı diyecek. Healthiest diyecek. Şimdi burada şunu yapacağız. Yani iki taraf için de sıfatımız healthy. Bu arada şu bir konuda sizi uyarmak isterim.
Yani eğer bunu öğretmeniniz bilmiyorsa, eğer bu sınav çıkıyorsa bunu kendisine hatırlatmanız gerekebilir. Eğer farkında değilse ya da dikkatinden kaçtıysa. Şimdi bazı sıfatlar tek heceli gibi de çok heceli gibi de yapılabiliyor İngilizce'de. Healthy bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz burada more healthy de diyebiliriz. More healthy. Ya da arkadaşlar bakın ya da çizgisini koyuyorum. Healthier da diyebiliriz. Tek heceliymiş gibi. Healthier da diyebiliriz. Ha ne diyor? Ama pedal şerimi mi? En sağlıklısı diyeceğiz. Burada most healthy, most healthy ya da ne diyebiliriz? Healthiest. Evet. Most healthy ya da healthiest diyebiliriz. Evet. Tamam. Baktım iki taraf da doğru. Dediğim gibi bu konuda şimdiden sizi uyarıyorum. Sonra videonun altına yorumlar gelmesin. Yani öğretmeniniz soruyor. Öğretmeni yok öyle bir şey diyor. Ondan sonra videonun altına saçma sapan yorumlar geliyor. Efendime söyleyeyim bilmiyorsanız çekmeyin falan filan. Arkadaşlar ben olanı söylüyorum. Takdir gerisi size kalmış. Tümü bana göre diyor motor racing, motor yarışı is risky. Ha risky tek heceli bir sıfat kategorisine giriyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Motor racing risky. However ancak şimdi burada farklı bir cümle kuruluşu var. Burada noktayı koymuş. Bir karşılaştırma yok. Arkadan karşılaştırma yapacağı bir şey. Bu düz cümle. O yüzden buna ben direkt risky yazıyorum. Riskli. However ancak skydiving is ama gök dalışı daha riskli diyeceğiz. İşte burada riskier kullanacağız. O daha riskli anlamda. Ve devam ediyoruz. Caving mağaracılık bad, bad, kötü. Bir de düzensiz sıfatlar var arkadaşlar. Düzensiz sıfatlarda kelime komple değişiyor. Kayaking de işte kanoyla suda ilerleme kürekle. Şimdi burada mağaracılık diyeceğiz. Bad, kötü. Daha kötü dememiz gerekiyor kayaking'den. Bu daha kötü derken worse oluyor. Bad, worse, daha kötü. Çünkü düzensiz bir sıfat. Ama motor cycle tour, motosiklet turu en kötü diyeceğiz. En kötü derken de kelime the worst oluyor. I think 8. sorudayız. Bu bölümle ilgili son sorudayız. Scuba diving is mysterious rafting. Şöyle tüple dalış daha gizemli diyecek rafting'ten. Mysterious çok heceli bir sıfat. Dolayısıyla more mysterious diyecek. Ondan sonra caving şöyle den rafting diye de unutmayalım. Evet, den rafting. Caving is the sport. Şimdi burada yeni bir cümle açmış. Yani biz tüple dalışla raftingi ne yaptık? Karşılaştırdık ve tüple dalışın daha gizemli olduğunu söyledik. Ha, en sonunda ne diyecek? Şurada bir bat olsa iyiydi ama caving, mağaracılık diyeceğiz. En gizemlisi mysterious çok heceli olduğu için is the most mysterious diyeceğiz. Evet. B bölümünde prefer ya da would rather kullanmamızı istemiş bizden. Bunların ikisi de tercih etmek demek ama bir incelik var. Kullanımlarında bir fark var. Şimdi prefer'den sonra bir fiil kullanırsa o fiilin sonuna ing takısı yani ing ekinin gelmesi gerekiyor. Would rather'dan sonra ise fiil yalın geliyor. Burada ben tercih ediyorum demiş kayaking'i to. Ha, going scuba diving. Bakın fiilin sonunda ing var ve prefer'de tercih edilen şeyle edilmeyen şey arasına bir to koyulur. Buna da dikkat çekelim. Dolayısıyla burada olması gereken şey şu ing ve aradaki iki şeyin arasındaki to'dan dolayı prefer olacak. Prefer. İkiye bakıyorum. Alper, see historic places then modern buildings. Şimdi bakın işte would rather'la söylediğimizde bunu demiştik az önce. Bunların ikisi de tercih etmek anlamında sadece aralarında kullanım farkı var. Şimdi tarihi yerleri modern binalar görmeye tercih eder. Bu den kısmında den varsa to yoksa tercih etmeyi would rather'a yazıyoruz. Dolayısıyla bu da would rather olacak. Would rather. Alper would rather see historic places than modern buildings. Semih'e geldik. Bakın boşluğun ardındaki fiil ing alıyor. Sonra işte nedir? Going caving mağaracılığa gitmeyi. Bakın burada da to'muz var. Tüple dalışa tercih eder diyeceğiz. Onu dememiz için de şurada to fiilin sonunda ing olduğu için bunu da prefer'le yapacağız. Prefer.
Evet, ne yaptı? Mağaracılığı tüple dalışa tercih etti. Çünkü he's not good at sea sport. Deniz sporlarında iyi değil sports. Başak diyor stay. Bakın fiil yalın geldi. Stay in an all inclusive hotel. Yani her şey dahil bir otelde kalmayı tercih eder. Bakın burada da den var. Neyden ziyade tercih eder? Niye tercih eder? Stay in bed and breakfast hotel. Yatak ve kahvaltı otelinde kalmaya. Şuradaki denden ötürü ve burada fiilin yalın kullanılmasından ötürü bu would rather olacak, tercih etmek anlamında. Would rather. Beşe bakıyorum. Mark diyor. Do outdoor sports than indoor sports. Burada da bakın gene fiil yalın do. Arada da den var. Outdoor sporu indoor sporlara, yani açık mekan, açık alan sporlarını indoor, kapalı alan sporlarına tercih eder. Fiil yalın ve arada den olduğu için bu da would rather olacak. Altıda ben diyor extreme sports to safe sports. Ekstrem sporları, güvenli sporlara tercih ederim. Bakın arada to var. O yüzden burada olması gereken nedir? Preferred. 7'de de arada den olduğunu görüyoruz. Mağaracılığa gitmeyi ve go'nun yalın olduğunu görüyoruz fiilin. Jip safarisine gitmeyi tercih ederim. O yüzden burada olması gereken would rather. Şimdi C bölümdeyiz. Write the numbers, rakamları yazın demiş. Sporların numaralarını uygun kutucuğun içine yazınız. Yazalım. Sporları kategorize edeceğiz arkadaşlar. Water sports sporları, air sports, hava sporları, winter sports da kış sporları. Şimdi birinciden başlayalım. Kayaking. Kayaking bir su sporudur. Dolayısıyla biri buraya yazacağız. Windsurfing'e geldik. Air sports, hava sporu. Windsurfing'de nereye yazmamız lazım? Buraya yazmamız lazım. Hang gliding, bu da havada süzülme, yarasa kanadı gibi bir teçhizatla. Bunun da ne olması gerekiyor? Hava sporu olması gerekiyor. Üç de buraya gelecek. Paragliding, evet. Şimdi paragliding de paraşütle süzülme, yamaç paraşütü. Bu da hava sporu. Bunu da buraya yazıyoruz. Air sports'a. Skiing var, kayak. Kayak bir kış sporudur. Dolayısıyla winter sports'a yazdık. Ice climbing, buza tırmanma. Bu da haliyle kış sporu olacak. Onu da buraya yazıyoruz. Rafting var. Çılgın suda botla sürüklenme. Bu da arkadaşlar rafting su sporudur. Sonra bungee jumping var. Şimdi bungee jumping bir yerden bacaklarınızdan halatla bağlanıp süzülüyorsunuz. Bu spor değil. Bu hava sporu olacak. Dolayısıyla onu buraya yazıyoruz. 8. Air Sports'ta. Underwater hokey, su altı hokey. Su altı hokey adı üstünde ne yapılır? Suda yapılır. 9 numara burada olacak. Ve Winter Sports var. Heli skiing. Helikopterle kayak. Helikopterle çıkıyoruz. Yüksek bir yere dağdan, sonra da kayakla kayıyoruz. Bu da kış sporu olacak. 10 numarada Winter Sports'ta yerini alıyor. D bölümde sorulara cevap verin metne göre diyor. Metne bakalım. Australia is a beautiful country. Güzel bir ülke Avustralya. The best time to visit Australia. En iyi zaman Avustralya'yı ziyaret etmek için. In January and February. Ocak ve Şubat. Çünkü bizde kışken onlarda yazılıyor. Because çünkü it's usually warmer. Genellikle daha sıcak and sunnier ve güneşli at that time. Yılın o zamanı. You can do many activities there. Birçok aktivite yapabilirsiniz orada. One of the most popular activities. En popüler aktivitelerden bir tanesi is you can go scuba diving. Scuba diving yani tüple dalış in the Great Barrier Reef, mercan kayalıklarında ünlü. It is more fascinating, daha büyüleyici, daha güzel, muhteşem than any other sports, diğer sporlardan. Another activity is a 6-day trekking, 6 günlük bir trekking yürüyüş in Overland, Tazmanya, Tazmanya'da. You can do bungee jumping in Kingston Park Raceway. Burada da bungee jumping yapabilirsiniz. It's about 146 Australian dollars per person. Kişi başı. Şurada bir per olacaktı. Onu da yazalım. Kişi başı nedir? İşte 146 Avustralya dolar. Peki. What is the best time to visit Australia? Avustralya'yı ziyaret etmek için en iyi zaman ne zamandır? Hemen arkadaşlar buradan alıp bunu kopyalayabilirim. January and February, Ocak ve Şubat diyor. How long is the trekking road in Overland? Ne kadar uzunlukta trekking rotası diyor. Overland'de. Şimdi how long is? Şuraya bakıyorum. Another activities.
Peki, yani kilometre olarak verilmedi. O zaman ne kadar sürüyor? 6 day yazıyorum. Buraya 6 gün diyoruz. How much does it cost? Ne kadar tutuyor? Bungee jumping in Kingston Park Raceway'de. Bungee jumping ne kadar? O da burada yazıyordu. 146. Avustralya doları 146. Evet. Avustralya doları diyeceğiz. Yani Australian diye de yazın. Australian. Ondan sonra dollars şeklinde yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar bakıyoruz. What are the activities in Australia? Avustralya'daki aktiviteler nelerdir? Şimdi tabii aktivitelerimizi nerede sıraladık? Şurada sıraladık. Yazacak olduğumuz şeyler şunlar. Scuba diving in the Great Barrier Reef. Bir kere bunu alıp buraya yazabiliriz, kopyalayabiliriz. Şöyle yapıştıralım. Ondan sonra buraya bir virgül atabiliriz. Ardından ne yapabiliriz? Geldik oradan. Şimdi bunu söyledikten sonra 6 day trekking'i ekleyebiliriz buraya. 6 günlük Tazmanya'da yürüyüş. Onu da ilave ediyoruz. Virgülden sonra şuraya ilave edeyim. Tamam. Ondan sonra ne var arkadaşlar? İşte Bungee Jumping Kingston. In Kingston Park Raceway. Tamam. Şu arada sonuçtan önce bir and koyarsanız iyi olur. Öğretmeninizin çok hoşuna gider. Şu Bungee Jumping Kingston Park Raceway'i de alıyorum. Onu da aşağıya yapıştırıyoruz. Ve böylelikle sorunun cevabını vermiş olduk. Şimdi what does the weather like in Australia? Avustralya'da hava nasıldır? Yani burada bir zaman kısıtlaması olsa aslında daha güzeldi. January, February diyordu. Yani dememiş ama bizim alacağımız şu it's usually warmer and sunnier diyebiliriz. Genellikle daha sıcaktır ve nedir? Güneşlidir. Bu sorunun cevabı da bu şekilde olacak. Tabii cümle başlangıcı olduğu için şunu büyük yapalım da öğretmeniniz not kırmasın. Peki. Buraya da geçiyoruz arkadaşlar ve geldik E bölümüne. Boşlukları doldurun demiş. Şimdi burada tabii yani üstüne yazı yazılamayan bir format var burada. O yüzden ben şunu yapsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şuradan bir alet, edevat alalım. Evet. Ve oklarla yapayım ben bunu. Oklarla daha güzel olacak diye düşünüyorum. Şuradan da çizgimi alayım okumu. Peki. Şimdi arkadaşlar birincisi login, giriş. Yani giriş buradaki sembollerden hangisiyle tabir ediyor? Bakın kapıdan içeri girmek gibi düşünebilirsiniz. Login şudur. Comment var. Yorum yapmak. Peki yorumu neyle anlatacağız? Şurada gördüğünüz tırnak işareti. Comment'i buraya yazacağız. Connection bağlantı var. Bağlantı sembolümüz 6 numara. Log off var. Log off çıkış. Off çıkış demektir. Login giriş. Çıkışta ne yapacağız? Kapıdan böyle gelen ok, çıkan ok. Upload var, yüklemek. O yukarıya doğru okla, internete bir şey yüklerken 4 numara olacak. Download var, okun yönü aşağı olacak. Bilgisayarımıza internetten bir şey indiriyoruz. Confirm var, onaylamak. Bir şeyi onayladığınızda tik işareti sembolüdür. Attach, eklenti. Yani bir e-mail göndereceksiniz, bir şey ekleyeceksiniz. Bakın o da burada gördüğünüz attach olacak. Delete var, silmek. Onu da çöp kutusuyla gösteriyoruz. 3 numara. Ve reply var, cevap vermek. Bu da ters okla gösterilir e-mailde. Ve bu şekilde vaktinizden de çalmadan cevapları vermiş oldum. Siz isterseniz ekranı burada durdurup inceleyebilirsiniz. Şimdi ben temizleyeceğim bu noktada yoluma devam etmek için çizimleri. Devam ediyoruz. Yeni bölümde F bölümde boşlukları doldurun demiş. Neyle doldurun demiş boşlukları? Bakalım şöyle. Things to do yapılacak işler. Accommodation kalacak yer konaklama. Ancient sites tarihi alanlar site alanları location da yer demek. Bize cümleler vermiş. Onlara başlık olabilecek şeyleri seçmemizi istiyor. Şimdi İstanbul is in the northwest of Turkey. Türkiye'nin kuzey batısında. It has coast on the Black Sea and Marmara Sea. Karadeniz ve Marmara'ya sahili var. It has land in both Asia and Europe. Hem Asya hem de Avrupa'da toprakları var dediği zaman Türkiye'nin kuzey batısında diye de başladığı için
Ve konumu da söylediği için location, yani bunun başlığı ne olacak? Konum olacak. Location. Şöyle ben büyük harfle yazayım. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. Siz de daha rahat görün. Location. Büyük harfte ben i'ye nokta koymuyorum. Siz küçük harfe yaparsınız, koyarsınız. İkiye bakıyorum. You can stay at all inclusive resorts. Her şey dahil tatil beldelerinde kalabilirsiniz. Köylerinde ya da resort o anlamda. Small hotels, küçük otellerde ya da bed and breakfast hotels, yatak kahvaltı otellerinde. Tabii bu accommodation, yani konaklama olacak. Üçe bakıyoruz. There are a lot of historic places. Birçok tarihi yerler var. You can visit Ayasofya, Topkapı Palace and Maiden's Tower, Kuz Kulesi. Castles, kaleler ve müzeler diyor. Bu da ne olacak? Ancient size olacak haliyle. Dörde geldik. You can do shopping in the Grand Bazaar. Grand Bazaar, kapalı çarşıda alışveriş yapabilirsiniz. Denizde yüzebilirsiniz. Ve you can attend a sightseeing tour. Bir şehir turuna katılabilirsiniz. Bunun da başlığı ne olmalı? Things to do. Yapılacak şeyler. Things to do diyoruz. Devam ediyoruz. Burada bir according to the chart, tabloya göre diyor. True ya da false yazın bunlara demiş. Evet. Ben gene burası yazılamayan bir bölge, şöyle gördüğünüz gibi. Gene bir araç almam gerekecek yukarıdan. Onu alayım. Şimdi şöyle diyelim. Yani o şekilde yazmak için tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyor ki canoeing is, şurada görüyoruz. Burada fiyatlar var. Burada risk seviyeleri var. Kuru kafalarla ve kemiklerle gösterilmiş. Canoeing is cheaper than base jumping demiş. Kanoculuk daha ucuzdur temel atlayışından. Şimdi kanoya bakıyoruz 90. Base jumping 80. Biz şunu görüyoruz. Temel atlayışı daha ucuz. Kano daha pahalı. O yüzden buna benim ne yazmam lazım? İşte false demem gerekiyor. Ve false'u basıyoruz buraya. Scuba diving is more dangerous than hang gliding. Tüple dalış daha tehlikelidir. Hang gliding'den demiş. Şimdi tüple dalışa bakıyorum ben. İki kuru kafa. Hang gliding 3 kuru kafa. Bu da ne olmalı? False olmalı diyor. Hang gliding is more expensive than canoeing. Hang gliding'e bakıyorum 180. Canoeing 90. Ha, ne olacak? Bu true olacak. Hang gliding daha pahalı. Base climbing is less dangerous than hang gliding. Şimdi base climbing 4 kuru kafa, hang gliding 3 kuru kafa. O yüzden bu yanlış olacak. Scuba diving is more expensive than base climbing. Tüple dalış 120, daha pahalıdır diyor çünkü. Base climbing'e bakıyorum 80. Dolayısıyla scuba diving daha pahalı. Bu true olacak. Hang gliding is riskier than scuba diving. Hang gliding 3 kuru kafa. Bakıyorum. Ne vardı öteki? Scuba diving 2 kuru kafa. Evet, bu da doğru olacak. Canoeing is more dangerous than scuba diving. Kanoculuk daha tehlikelidir diyor. Tek kuru kafa. Neyden? Tüple dalıştan. Tüple dalış 2 kuru kafa. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Canoeing is less expensive. Kanoculuk daha az pahalıdır. Bakın less daha az demek. Yani daha ucuzdur anlamına geliyor aslında. Tüple dalıştan kanoculuk 90. Tüple dalış 120. Bu doğru, daha az pahalı kanoculuk. Buna doğru diyoruz. Scuba diving is safer than canoeing. Tüple dalış daha güvenlidir diyor kanoculuktan. Hayır, tüple dalış 2 kuru kafa, bu 1 kuru kafa, buna false diyeceğim. Base climbing is cheaper than scuba diving. Temel atlayışı daha ucuzdur scuba diving'den. Doğru. Temel atlayışı 80, öteki 120. Yani bak 4 kuru kafa kardeşim, ölmek bir de pahalı mı olsun deyip onu daha ucuz yapıyorlar demek ki. Ve temel atlayışı daha ucuzdur scuba diving 120'den. Peki. Buna da true diyor. Dediğim gibi burada yine videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Ben çünkü kağıtta aşağı doğru kayarken bunlar da kayacak. O yüzden ben temizleyip yoluma devam edeceğim. Ve bir bölüm daha var burada. Bu kısımda da bakalım neler oluyor. Test şeklinde sorular var. Selam demiş Bill. Mark speaking. Ben Mark. Do you have any plans on Saturday afternoon?
Ne diyor? Cumartesi öğleden sonra planların var mı? Bilge diyor ki I can't hear you very well. Seni pek iyi duyamıyorum Mark. Efendime söyleyeyim. Şimdi Mark deyip ne desin ki? Are you going to do anything on Saturday afternoon? Cumartesi bir şey yapıyor musun diye sorusunu tekrar etsin. Dolayısıyla ne demeli? Seni bağlayayım olmaz. I'll put you through. Hope to see you there. Orada görüşürüz olmaz. Call me later. Beni daha sonra ara olmaz. Olması gereken nedir? It is a deadline. Yani A doğru seçenektir diyoruz. Bakayım burada ne var? Answer the test. Evet, buradan devam edeceğiz. Ben şimdi şu soruya da bakalım. Dear Jack, ne diyor? Which one is true? Hangisi doğru? According to the text, metne göre. Şimdi Dear Jack, sevgili Jack diyor. Yazan kim? Gerard. Şimdi Frank and I are going to join a bowling tournament on Tuesday, Salı günü. Ne diyor? Frank ve ben diyor bowling'e katılacağız turnuvaya. City Bowling Club, şehir bowling kulübü organize ediyor turnuvayı. It is at Zone Bowling Area. Mekanın adını söylüyor. And starts at 1 p.m. ve öğleden sonra 1'de başlıyor. Girişte diyor entrance is free, beleş. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? If you can come, eğer gelirsen diyor. Call me at my mobile. Beni cepten ara dostum. Dostumu ben uydurdum, o yok burada. Don't forget to bring your shoes. Ayakkabılarını da getirmeyi unutma. Take care. Kendine iyi bak demiş. Şimdi Gerard is organizing the event. Etkinliği Gerard organize ediyor. Hayır, City Bowling Club organize ediyor. Biz doğruyu arayacağız şimdi. The event is at City Bowling Club. Şehir bowling kulübünde etkinlik diyor. Şimdi bakıyorum orada. Hayır, it is at Zone Bowling Area. Bu da yanlış. Entrance is 5 pounds. Giriş 5 pound diyor. Hayır, beleş demişti. Ne diyordu? Entrance is free. Gerard and Frank are attending to the event. Etkinliğe Gerard ve Frank katılıyorlar. Evet, Frank ve ben diyor katılacağız. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenektir diyoruz. Ve arkadaşlar, sınavın son bölümündeyiz. Burada şunu demiş. According to chart, tabloya göre write the name, ismi yazınız. Ha, peki. Şimdi bakalım. Bir konuşma balonu var. I prefer beach holiday to cruise holiday. Ben kumsal tatilini, cruise gemi tatiline tercih ederim. Yani şöyle olacak. Bu şahsın kumsal tatilinde gülen yüz, efendime söyleyeyim, gemi tatilinde gülmeyen yüz olacak. Beach holiday ile cruise holiday nerede aynı anda var? Bakalım. Bakın burada. Beach holiday'de gülen yüz, cruise holiday'de gülmeyen yüz var. O zaman bu isim ne olmalıdır diyoruz biz? Bu isim, evet, Beach Holiday, Cruise Holiday, Clara olmalıdır diyoruz. O zaman Clara'yı bir yazalım şuraya. Clara. Tamam. Bu ne demiş? I'd rather go Cruise Holiday. Ben Cruise Holiday'e gitmeyi, gemi tatiline gitmeyi tercih ederim. Sightseeing. Ya şehir turuna. Şimdi o zaman Cruise Holiday gülen yüz olacak. Sightseeing gülmeyen yüz olacak. Onu da nerede görüyorum? Sandra'da görüyorum. Burada Sandra yazabilir. Sandra. Burada ne demiş? I'd rather go camping. Ben kampa gitmeyi tercih ederim. Den neyden? Kumsal tatiline gitmeye. Kampta gülecek. Efendime söyleyeyim. Beach Holiday'de gülmeyecek. Şimdi bakıyorum şöyle. Kampta gülen. Kampta gülen. Kamp burada var. Başka kamp burada var. İkisine de kampta gülüyor. Neyde gülmüyordu? Beach Holiday'de. Tamam, burada kampta gülüyor. Beach Holiday'de gülmüyor. Bu da Derek olacak. Paşa gönlüm bilir Derek diyoruz. Geldik buraya. I prefer going cruise holiday to going camping. Bu gemi tatili kampa tercih ediyor. Şimdi cruise holiday'de gülecek. Kampta gülmeyecek. Cruise holiday'de gülen, kampingde gülmeyen Brett var. Peki Brett. Seni de buraya yazıyoruz. I prefer going seaside. Deniz kenarına gitmeyi tercih ederim. Kültür tatiline diyor. Bu arkadaş kültür tatili sevmiyormuş. Kültür tatili burada sevmiyor. Bakıyorum. Beach Holiday kumsalı seviyor. Bu ne olacak o zaman? Gene Sandra olacak. Burada ne var? I would rather go cultural holiday than have a beach holiday. Ben kültür tatilini tercih ederim diyor. Yani cultural holiday'de gülmesi gerekiyor. Cultural holiday'de gülüyor bu.
Ondan sonra bir şöldeyi de gülmüyor, somurtuyor. İşte bu gene derek oldu. Dereyi yazıyorum buraya. Evet. Peki. Kültürlü derek. I prefer going to sightseeing. Şehir turuna gitmeyi tercih ederim. Neye? Going camping, kampa gitmeye. Sightseeing'de gülen bir yüz arıyorum ben şimdi. Sightseeing'de gülüyor bu yüz. Kampta ağlıyor bu yüz. Camping holiday. Bakın. Bu da kim oldu? Fred oldu. Kanalda hiçbir şey değişmedi. Müfredat değişmedi. Geçen yıldan kalma. Çok güzel. 8. sınıf 2. dönem 1. yazıları da var başka. 8. sınıf oynatma listesinde. Mutlaka bakın derim. Bununla birlikte müsait olduğumda ilk 5 üniteden derlenmiş bir test de çözeceğim. Onu da mutlaka izleyin diyorum ve sınavda hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.